Twitch ban grubu. Knight Online Twitch kategorisini takip ediyorsanız yakın zaman diliminde bazı yayıncıların ban yemesi dikkatinizi çekmiştir. Banlanan yayıncıların bazısı neden banlandığını anlamasa da bazı yayıncılar bunun sebebini az yok tahmin ediyor. Canlı yayınlarda sıkça sorulan bir soru olmasından ve konuya ilginin yoğun olmasından dolayı bu videoyu hazırlamak istedim. İlk olarak konuyu detaylandırmadan önce bunu yapan bir grubun olduğunu söyleyebilirim. Yani farklı yayıncılara gelen ban cezalarına sebebiyet veren kişiler aynı kişiler. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yoksa Twitch'te bir açık mı var? Canlı yayın platformu Twitch'te bu konuda herhangi bir açık yok. Olan şey ceza alan yayıncıların Twitch politikasını dalgınlık ile veya anlaşmış olduğu sponsorluğu uygulamak gayesiyle ihlal etmesinden kaynaklanıyor. Bahsettiğim grup ise yayınları takip etmesiyle söz konusu ihlali canlı yayın dakikasını belirterek raporluyor. Somut örnek vermek gerekirse Leon'un yediği ceza muhtemel olarak CSGO kasa açma sitesinden kaynaklandı. Muhtemel diyorum çünkü Twitch yayıncılar dahil olmak üzere verilen cezaların gerekçesini açıklamıyor. Fakat yayınladıkları politikalar üzerinden ve yayıncıların canlı yayın esnasında yaptıklarından bir çıkarım yapılabiliyor. İkinci örnek olarak Yahal bir Old Draki Box etkinliği sırasında eşyaların sahibinden IBAN istemesi sonucu raporlanarak ceza almıştı. Üçüncü örnek olarak Kutlu Bilge BB, YouTube ve Twitch gibi sosyal platformlarda yasak olan kelimelerden birisini telaffuz etmesinden dolayı rapor edilmiş ve ceza almıştı. Tüm bunlara sebep olan Twitch politikasını merak ediyorsanız linki açıklama kısmına bırakıyorum. Örnekleri politika ile irdeleyerek açıklamak veya etik açıdan değerlendirmek gerekir ise ilk başta bahsettiğim CSGO kutu açma sitesi her ne kadar yetkililer ve sponsor yayıncılar tarafından dile getirilmese de dolaylı olarak bir kumar sitesidir. Bahsedilen sitenin olay çerçevesi şu şekildedir. Gerçek para ödemesi yaparak site bakiyesi kazanıp şans ihtimalli kutuları açarak yine gerçek parayla değeri ölçülen çeşitli ekipmanları elde edebiliyoruz. Fakat sponsor yayıncılar tarafından yapılan açıklamada bu site bir kumar sitesi değildir. Çünkü parayı doğrudan banka hesabınıza aktaramıyorsunuz. Twitch yayınlarında yayıncılar aracılığıyla reklam amaçlı bakiye yüklenmesiyle kutuların açılması sonucu tanıtım amaçlanmıştır. CSGO tarafını bu tarz sitelerin olumsuz etkilemesi sonucu oyun firması bu tarz sitelerin yasaklandığını ifade etmişti. Fakat daha sonrasında açıklanan şekilde kılıfına uygun bir biçimde tekrar piyasaya sunuldu. Haliyle açıklayıcı bir rapor oluşturulduğunda söz konusu yayıncılar cezalandırılmaktadır. Bir diğer örnek olarak Knight Online'da yardımlaşma adı altında yayıncı çatısında gönüllü izleyicilerin belirli bir ödeme yaparak şans oyununa dahil olmasıdır. Açıkçası bu da kumarın bir dolaylı yöntemidir. Sonuç olarak 10 kişi kendi arasında belirli bir miktar para topluyor ve daha sonrasında şans faktörüyle bir kişi gerçek para ile değeri biçilen tüm ekipmanları kazanıyor. Twitch'te ban cezasına yol açacak nokta ise iki çeşittir. İlki kazanan kişiye paranın IBAN yoluyla gönderilmesi, İkincisi ise katılımcıların bağış yoluyla gerçek para ödemesinde bulunmasıdır. Dikkat ettiyseniz iki örnekte de yapılan eylem oyun firmaları tarafından resmi olarak yasaklanmıştır. Yine bu anlatılan süreç açıklayıcı bir şekilde raporlandığında söz konusu yayıncılar cezalandırılmaktadır. Son örnek olarak Kutlu Bilge'nin olayında ise bazen yayıncılar veya yayına konuk olan kişiler istemsizce ırkçı, cinsiyet ayrıştırıcı ifadelerde bulunabiliyor. Bu kesitler yine açıklayıcı bir şekilde raporlandığında yayıncılar cezalandırılmaktadır. Peki söz konusu grup bunu neden yapıyor? Twitch yayınları sırasında belirli bir para istendiği, verilmediği takdirde bu şekilde raporlar gönderildiği şeklinde bir inanç gördüm. Bu sap saçma olduğu kadar yanlış. Bunu yapan grup yayıncıdan yayıncıya değişmekle birlikte temelde şu sebeplerden dolayı bunu yapmaktadır. A yayıncısının tavırlarını beğenmemek, B yayıncısının tutarsız söylemlerine karşılık vermek, C yayıncısının oyunu domine eden bir klan üyesi olması. Oyunun GBTL piyasasının değer kazanmasıyla birlikte illegal yöntemlerle gold bar farmında artış görülmüştü. Legal oyuncular tarafından şikayetlerin artması ve bu şikayetlerin oyuncu topluluğuna yansıması sonrası sorun popülerlik kazanmıştı. Dolayısıyla Knight Online Twitch kategorisinde üst sıralarda yer alan yayıncıların içeriklerine de bu sorun yansımıştı. Yayınlarda snotları gezen ve cos kullanan oyuncuları ifşalayan yayıncılar Cosper grubunun hedefine girmişti. Söz konusu cos grubu oyunda halen aktif olmasının yanı sıra yayıncılardan intikam almak amacıyla yayınları takip ederek en ufak bir açığı değerlendirmeye çalışmaktadır. Video genelinde anlatılmaya çalışılan Twitch ban furyasının arka planında bu olay yatmaktadır. İzlediğiniz içerikte söz konusu illegal kullanımın bir bölümü yer almaktadır.
Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalın gelişmesi için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.